الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. Cümleden hoş geldiniz. Bir sorusu olan var mı? Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri talebelerine kebairi işlemeyin, büyük günahları. Beş vakit namazınızı kılın, ben cennete girmenize keflim diyor. Buna benzer sözler bizim yolumuzun büyüklerinden ve sizden tasavvuf ehli olarak tavsiyeniz nelerdir? Var mı? Sultan namaz kılarken İmam Şafii ise biz de ona tam buyurun nasıl söyleyeceğiz? Bir de Naşibendi tarikatı onlar ayrılmasının sebebini soracağım. Başka var mı? Sohbetimize başlamadan önce 24 yıldır tanıştığımız Konya Şeyhi Mehmet Erdiril kardeşimiz dün Rabbine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Allah-u Teala evliyalık makamıyla inşallah huzuruna almış olsun. Mübarek cuma günü. Kendisi aynı zamanda Kıbrıs gazisiydi. Kıbrıs harekatında orada askermişti elhamdülillah. İyi bir kardeşimizdi. Konya'da dergahı vardı, öyle hizmet ediyordu. Rabbim hizmetini inşallah hayırlara vesile kılsın. Geride kalanlarına da sabr-ı cemil diliyorum inşallah. Dünya kalıcı değil. Herkes bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabre vardığı zaman selam verir, dua eder. Biz de geleceğiz derdi. O da vardı Rabbinin huzuruna. Hepimiz sıradayız. Rabbimden niyazım Allah-u Teala'nın huzuruna ona layık bir kul olarak varalım inşallah. Onun derdinde. Başka bir derdimiz yok. Kardeşimize Rabbimden rahmet diliyorum inşallah. Onu vesileyle söylemiş olalım. Bediüzzaman Hazretlerinin o sözü yolumuzun büyükleri de büyük evliyaların birçoklarının sözü. Hani günah-ı kebair işlemeyin dedi. Büyük günahlar. Nedir büyük günahlar? Allah-u Teala'ya kafa tutmak, onun emirlerini yerine getirmemek. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah dostları hiçbir şeyi nefsinden konuşmaz. Bu aynı zamanda Efendimizin sözü. Ne dedi? Allah-u Teala ona makamı mahmudu lütfettiği zaman ben ümmetimin büyük günahkarlarına şefaat edeceğim dedi. Bak bak. Küçükler zaten Allah-u Teala sonsuz rahmet sahibi. Elhamdülillah öyle bir Rabbimiz var. Nasıl kulumu affedeyim diye bir sürü kandiller, geceler, özel günler tayin etmiş. Hadis-i Kutsi'de zaten ne buyuruyor? Ben kulumu cennetim için yarattım diyor. Onu ateşte yakmak için yaratmadım elhamdülillah. Tabi evliyaların sevdiklerine şefaati var. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bir olayını anlatmıştım ya, düşün. Bırak ona murid olup yolundan gitmeye çalışanları, bir tane diyor şöyle dergahın penceresinden kafasını uzatsa veya Kıbrıs'ta dinlemiştim Büyük Şeyh Efendi Hazretlerinin büyük damadı Şeyh
Şam, hani Amerika'daki öyle bir olay anlatmıştı da, mesela dergahın önü diyor, arabalar kapının önünü kapatmış, biri geçecek, geçemiyor, işte yolu kapatan arabayı, şu araba kimin ise çeksin diye dergaha geçse de kafasını uzatsa, seslense diyor, arkadaş şu plakalı araba kimin, bir çeksen, o sultanın ona şefaati vacip olur diyor. Şuna bak, öyle elhamdülillah. Hani Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin olayında bir tane Yahudi hanımıyla dergahın yakınından geçerken orada da zikir yapılıyormuş. Hanımı diyor ki, abe kuzum diyor, ne bu sesler? O da diyor, dur bir tane bakayım diyor. Pencereden şöyle kafasını uza diyor. Tabi o zaman dergahlar hani yere yakın ya, içindeki camilerinki gibi yüksek değil. Bakıyorlar, elhamdülillah. Gavus Hazretleri'nin muritleri zikir çekiyor. Abi kızım diyor, Müslümanlar zikir çeker. Bakın da bu kadar. Gece rüyasında elhamdülillah kıyametin koptuğunu görüyor. Kıyamet kopmuş. O da işte Yahudi ya, zebaniler diyor, yakalamış, cehenneme götürüyor. Eyvah. Yapacak hiçbir şey yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri karşısına dikildi diyor. Durun dedi diyor, o benim, cehenneme götürmenize müsaade etmem. Allah'ım. Melekler dedi ki diyor, ya Rabbi bu kulun ne diyor? Doğru söylüyor diyor, benim ona vaadim var. Şuna bak. Tüm sevdiklerini cennetime koyacağım diye müridanını bak bak. Onun bir sözü var da, biri soruyor diyor ki, ya şey, seni sevenler cennete girebilecek mi diyor. Beni sevenler zaten cennete girecek de diyor. Ben bana düşmanlık edenleri cennete koymak için uğraşıyorum diyor. Şuna bak. Onların gönlü öyle. Ben hep dua ediyorum. Cennet çok geniş. Bir kişi için bile diyor. Bakın da buradan yedi kat sema kadar, şu dünya kadar. Lan ne yapacaksın koca dünyayı bir kişi? Karnımız öyle dar ki, Mecusi'nin hesabı, hani Musa Aleyhisselam'ın kavminden biri varmış, merkebi yokmuş böyle, o da zaman zaman Turdağ'ın Allah-u Teala ile görüşüyordu ya, bir gün diyor ki, ya Musa, bu gittiğinde bir Allah-u Teala'ya selamını söyle, bana bir tane merkep verse diyor, yükümü taşımıyor, ya diyor da, yani Kayserilerin lisanıyla. Neyse gidiyor, diyor ki, ya Rabbi bu kulun senden işte bir merkep istiyor. İyi diyor. Komşusunun diyor bir merkebi var. Ona diyor bir merkep daha vereyim, ona da bir merkep vereyim diyor. Yani komşunun merkebi iki olsun. Ona da diyor bir merkep vereyim. Dönüşte ne oldu ya Musa? Vaziyet böyle böyle. Aman diyor, onun biri iki olmasın da ben tek hiç istemiyorum diyor. Hadi bakalım. Lan o olsun. Varlığın zararı mı var? Bak değil mi hep kardeşlere diyorum, hepimize Allah en güzel arabaları nasip etsin. Şuraya gelirken değil mi bir kardeşin alıyorsun gidiyorsun. Veya dönerken bakıyorsun biri boşta, atıyorsun götürüyorsun. Varlıktan zarar gelmez. Yokluktan gelir. Aç kurt ağır yıkar diyor. Onun için elhamdülillah sabah bir uyandı ki diyor, panter içinde vaziyeti gördü ya. Hemen geldi diyor, Şeyh Efendi'nin ellerini öptü, kelime-i şehadet getirdi, Müslüman oldu diyor. Elhamdülillah. Görüyor musun sultanlar? Onların gönlü geniş. Elhamdülillah. Rabbim zaten kulunu affetmek için bir sürü bahaneler arıyor. Bizi sevelim, sevmeyelim. İnsani düşüncelerle kırıldığın olur, incindiğin olur. Yarın işte mahşerde düşün bak, Allah-u Teala'nın rahmetinin büyüklüğüne bak. Diyecek ki diyor, ey Habibim, senin tüm ümmetini bağışladım, sana da hediye ettim. Sana da bırakmıyorum diyor. Neden? Dünyadayken seni üzerler oldu. Ola ki şimdi onlar ahirette
vahşi için 3 sefer ayet indi. Şuna bak. Elhamdülillah Müslüman oldu fakat amcasının o feci vefatı gözünün önünden gitmiyordu. Vahşi'ye diyor ki benim bulunduğum mecliste gözümün önünde oturmasın diyor. Acım tazeleniyor bak bak. Allah Teala kulunu bilmez mi? O öyle diyorsa bizim gibi insanlar bir sürü kinlendiğin adam böyle unutabilir mi? Ha, Efendimiz arkadan da diyor aynı önden gördüğü gibi görürdü diyor gerisini. Orada bir işte mesaj var yani. Öyle büyüklerin şefaati var yani Mustafa'm, iyi mi? Sen ne dedin Sayın Hocam? İmam Şafii olursa onu koymadan. Ha. Fark etmez, İmam Şafii olur, Hanefi olur, Maliki olur. Biz ona uyuyoruz ya. Ona vekalet veriyoruz. Yani o zaten namazını kıldırıyor. Bizim için bir sıkıntı yok. Öbürü neydi? Nakşibendi tarikatın kolları ayrılmasını söylüyor. İşte kolları neden ayrıldı bu kadar? Kol bir kalemden gitmiyor. Çoğalınca mesela bak Efendimiz'den sonra o Nur halkası Ebubekir Efendimiz'e geçti. Oradan Salman-ı Farisi'ye geçti. Değil mi? Oradan şimdi bir çizgi gidiyor da mesela yolumuzun büyüklerinden kolbaşı kimdi? Halid-i Bağdadi Hazretleri düşün binlerce talebesi vardı. 40 tane vekili evliyalık makamındaydı bak 40 tane. Şimdi bir tanesi tabi posta oturuyor 41'den oturamaz ama ötekiler de evliya makamında. Mesela onlar da gitti birer dergah açtı. Ha esas sır başkasında da. Onlar da şimdi talebeyi yetiştirdi. Mesela Halid-i Bağdat Hazretleri bir taneyken arkasından 40 kol oldu. Anlıyor musun demek istediğimi? Öyle çoğalıyor. Şimdi mesela Şeyh Efendi Hazretleri Abdullah Dağıstani Hazretleri ona o nurun devamını devrettiği zaman mesela İstanbul'da okuyanlarımız bilir Sultan Baba diye bir mübarek zat vardı. 90 yaşında vefat etti. O da evliyadan. Mesela Şeyh Efendi'nin ikisi Abdullah Dağıstani Hazretleri'nin vekiliydi. Ama sır Şeyh Efendi'ye geçti. Bak o da yine orada bir sürü muritleri vardı. Gittik canım ne oluyor? Kol çoğalıyor. Atıyorum yarın işte biz bir şey diyelim de Rabbim bir sürü aranızdan inşallah evliya seçse yarın siz de bir sürü talebe yetiştireceğiniz işte Mehmet Efendi bir kişiyken 50 kişinin kollar devam edecek gittikçe ne yapıyor? Çoğalıyor bak orada soy ağacı gibi yani bak bir kişiden gelmiş onun gibi yani sır o ama esas hakiki manada mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki düşün bir sürü sahabe vardı değil mi? O ne yaptı? Diyor ki Allah-u Teala Miraç'ta kalbime ne verdiyse ilim olarak hepsini diyor Ebubekir'in sadrına aktardım. Sevr mağarasında. Neden? Ebubekir'den gayrı o sırrı kime versem sabaha diyor selası okunurdu. Taşıyamaz yani çatlar ölür diyor. Bu çok önemli. Bu kiloyla alakalı bir şey değil. Mesela Ebubekir Efendimiz de değil mi? Öyle zayıf. Mübareğmiş. Abdülhal Kucdevan Hazretleri gibi. Salman-ı Farisi'ye bak. Vali tayin edilmiş bir beldeye. Düşün çarşıda geziyor.
Kıyafetine bak. Şimdi dolap açıyor, ne giyeceğimizi şaşırıyor. İslam'ın halifesinin cübbesinde 14 tane yama var. Ha, ikincisi olmadığından. Şimdi kuya onu taklit ediyorlar. Musa Topbaş Hazretleri'nin ben bir hatırasında okumuştum da, İstanbul'da diyor muritlerinden biri yeni bir ne cübbe almış, arkasına da yok bir tane yama yapmış, kuya sünnet işliyor. O sultanlar öyle bu işler, yamayla gösterişine değil, Hazreti Ömer'in ikinci bir cübbesi olmadığından o yamaları yaptı. Bizim daha gıcır gıcır almışsın, ne yama vuruyorsun evladım diyor. Böyle cübbeyle yamayla diyor, derviş olunmaz diyor. Derviş gönülde olur. Vay işte bunun sakalı var, bıyığı var, babasında da beşokka sarığı var. Öyle olsaydı Allah-u Teala değil mi, ben kolumun sakalına sarığına bakıyorum derdi. Cübbesinde yama var mı yok mu ne diyor? Ben kulumun gönlüne bakarım diyor. İyi mi? Bu önemli. Düşün. Orada vali, yolumuzun da bahane büyük sultanı, oradan zengin biri çarşıdan an öteber almış. O zaman işte çarşıda ambarlar olurdu. İnsanların eşyasını taşıyor ya. Bahane çağırmış mübarek. Gel diyor şu eşyaları eve kadar taşı diyor. Hay hay efendim diyor. Bana sırtına vurmuş. Adam önde o arkada gidiyor. Biz olsak hemen oprar. Vay! Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bir şey de diyelim de hani dayısı neyi var? Bak hele sultana. Esselamu aleyküm ya emirel müminin diye Müslümanlar selam veriyor. Eyvah diyor adam, lan ben ne yaptım? Baltayı taşa vurdum. Hemen indiriyor sırtındaki yükü. Özür dilerim efendim diyor. Ben sizi tanıyamadım diyor. Beni bağışlayın. Yok yok olsun diyor, sorun yok. Sırtımızı aldık eve kadar götürek diyor. Dervişlik bu işte. Evine kadar götürdü diyor. Hadi buyur. Bak. Kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam efendimiz ne buyuruyor? Salman ehli beytimdir diyor. Hadi buyur. Kim? Ehl-i Beyt. Ömer Bey. Efendimizin Hazreti Ali, Hazreti Fatıma annemizden gelen nesli, Hasan Hüseyin efendilerimiz. Ehl-i Beyt onlar. Bak. Salman İranlı. Haa. Demek ki değil mi? Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala ne buyuruyor? Hud suresi miydi hocam, değil mi? Nuh Aleyhisselam'a hani o benim ehlimdir, sen bana söz verdiydin ehlini muhafaza edeceğim diye, oğlu boğulurken işte baba yürüyor yine. Ya Nuh, sen cahillerden misin diyor. Bak bak Allah nasıl ihtar ediyor. O senin oğlun değil, düşmanındır. Öyle sülbünden gelmeyle oğlun olmuyor. Allah Resulüne iman edip onun ardından giden işte Ehl-i Beyti. Elhamdülillah. Kendi sözü. Salman-ı Faris Hazretleri için bak hele, hadi buyur. Yolundan gidenler evladı oluyor demek ki. Bak yıllarca ben de aynı şeyleri yaşarım. Dün Abdülhamid Han'da izliyorum. Nasıl öyle fark etti acennem. Öyle gözleri doldu. Hanımı nasıl şikayetleniyor? Yıllardır diyor, binlerce diyor, tabi evladım var diyor. Hepsini nasıl bağrına bastım? Kendi oğluna diyor, hani ilgi gösteremedin. Değil mi? Yıllarca ben de derim işte, oğlum kızım mesela, işte muritlerini bizden daha çok seviyorum derdi. Ben de siz de murid olun da sizi de seveyim derdim. Demek ki bak aynı, olay hiç değişmiyor yani, hakiki bir yolda. Onun oğlu olması bir şey vaat etmiyor. Elhamdülillah.
Din kardeşliği önemli. Kan kardeşliğinin bir hükmü yok. Atasözlerine ben çok değer veririm. Hiç şaşmaz. Yüzyıllık tecrübelere istinaden. Sen diyor dostun kazan, düşman anan doğurur diyor. Doğru mu? Doğru. Hiç bilmediğin biri gelir sana kardeş olur. Anayın doğurduğu düşman olur, bir adım ileri gittiğini istemez. Ya. Allah'a kim yakınsa bize de yakın elhamdülillah. Oğlun kızım olmuş bilmemiş, bu güzel. Onların tabii bir ayrıcalığı var da, değiyorsa, hani geçen Laz Hoca'nın dediği gibi adam işte, değil mi, oğlan çeviriyor ya, hocam diyor, babam cuma günü öldü diyor. Hani cuma günü vefat edenlere hesap kitap yok diye söylenir. Bilemiyoruz tabii işin hakikatini de, öyle mi hocam? Laz Hoca'ya soruyor işte, hocam diyor, babam cuma günü öldü diyor. Ula uşağım diyor, babam, değil mi, bunda bildir merak edenler var da araya laf geldi, anlatmış olar. Baban namaz kılar mıydı diyor. Kılmaz diye diyor, cuma günü öldü diyor. Ula uşağım, baban oruç tutar mıydı? Tutmaz diye diyor, cuma günü öldü diyor. Ula uşağım diyor, cuma günü bilmem ama cumartesi babayın anasını bellerler dedim diyor. Bak elhamdülillah, Konya Şeyhi kardeşimiz de cuma günü vah Rabbine kavuştu, ne mutlu. İnşallah sorgusuz sualsiz Allah-u Teala'nın cennetine koyduğu kullarından olsun. Cümlemize de onu nasip etsin. Tek derdimiz o. Rabbim rahmetiyle muamele etmezse işimiz kötü öyle. Kendinizden hiç emin olmayalım. Önce nefsime söylüyorum yani. Adaletiyle diyor muamele ederse işimiz kötü. Neden? Adaleti her şeyin hakkını veriyor. Ama rahmetiyle muamele ederse hoş görüyor elhamdülillah. Sonsuz kudret sahibi. Öyle ufak tefek. Tabii bize çok olan şeyler. Rabbinden ümidini kesen günahını Allah'tan büyük görür diyor. Çok tehlike. Hani anlattım ya. Hepsinin müjdesini Allah-u Teala vermiş elhamdülillah. Miraç'ta Efendimiz ümmetinden günahkar kulları görünce öyle müteessir oldu da, ya Rabbi benim ümmetimin hali ne olacak? Bak orada Allah-u Teala'nın müjdesine bak. Ey Habibim, sen hiç müteessir olma. Senin ümmetin günah işlemeyen bir ümmet olsaydı ben onları helak eder, yerine günah işleyen bir ümmet yaratırdım. Allah Allah. Onlar günah işleyecek, günahından nadim olup tövbe istiğfar edecek. Ben de onları diyor affedeceğim ki benim büyüklüğüm nereden o zaman işe yarayacak? Bak hele. Gaffar ismi değil mi? Elhamdülillah. Onun büyüklüğü, şanı ortaya çıkacak. Şöyle bak dedi önüme, Efendimiz bir baktı. Ne görüyorsun? Ya Rabbi, uçsuz bucaksız bir çöl. Allah. Başka? O çölün ortasında bir kuru ağaç. Bak iyi dinleyin. Öyle, hocam benim şu kadar günahım var, yandığımın resmi, ben iflah olmam, öyle şeylere sakın düşmeyin. Üstad ne diyor? Ümit var olun diyor. Rabbimizden ümidimizi kesmeyelim. Bir kulumun diyor, denizlerin köpüğü kadar günahı olsa, Allah-u Teala hadis-i kutsi'de, ben ona denizlerin köpüğü gibi rahmetimle yaklaşırım. Yerinle göğün arası kadar günahı olsa, ben ona yerinle göğün arası kadar rahmetimle yaklaşırım diyor. Elhamdülillah. Öyle bir Rabbimiz var. Başka ne görüyorsun dedi. O ağacın üstünde bir serçe kuşu. Bak hele. Başka? O serçe kuşunun ağzında dedi bir tane mercimek kadar çamur. Bildin mi? Ney bu? Bilemedim ya Rabbi.
serçenin ağzındaki mercimek kadar çamur dedi, senin tüm ümmetin günahları. Hadi buyur. Ha, bizim yanımızda büyük de sonsuz kudret sahibinin yanında işte o mercimek kadar. Senin tüm ümmetin de o serçe kuşu. Yani onun büyüklüğünde. Vay anasın. O ağaç da tüm dünya. Bu uçsuz bucaksız gördüğüm çöl de benim rahmetim dedi. Hadi şimdi ümmetin günahıyla onu kıyasla da hiç müteessir olma. Elhamdülillah. Gönlünüzü ferah tutun. Ahını çıkar aheste aheste diyor.
kendi kendine, bu çok söz çok önemli. Değil mi? Anlatmıştım ya bak. Nasıl kendi kendine diyor? Bak Hazreti Ali Efendimiz'in mübarek sözlerinde de var bu rivayette. Diyor ki ben diyor kimseye iyilik de etmedim, kimseye kötülük de etmedim diyor. Allah Allah. Ne yaptım? İyiliği de kendime yaptım, kötülüğü de diyor. Neden? İyilik yaptım, Allah-u Teala onun mükafatını bana verecek diyor bak, kârdayım. Kötülük yaptım, kötülük yaptığım insan benim şerrime sabretti, Allah ona mükafat verdi. Onu sıkıntıya soktuğum için bana da cezasını verecek. Kendime kötülük yapmış oldum. Olayı görüyor musun? Elhamdülillah, hani bir köyde bak bu mensuplar, böyle her gördüğümüzü deli sanmayın. O mensuptur. Mensup ne? İnsanlar onu deli görür de evliyadır. Sadece onlar mürşid-i kamil değildir. Yani insanları irşad edemez ama duaları makbuldür. Değil mi? İstanbul'un fethinde Cibali Baba'yı örnek vermiştim. O da mensuplardan. Bak hele Bizanslara dua ediyor, İstanbul düşmüyor, o kadar şehit veriliyor, elini açmış diyor, ya Rabbi gavurcuklarımı kırdırma diyor, diyor bakalım gavurcuklarımı. Dostunun hürmetine kendini inkar edenlere Allah rahmetine yaklaşıyor, şuna baksın. Fatih bir secdeye vardı, bu da evliyadandı, ama bir baktı, Cibali Baba açmış elini, gavurcuklarımı kırdırma diyor, vay anasını. Secdeye kapandı tekrar, dedi ki ya Rabbi eğer fetih müyesserse şu dostluğun canını al, daha fazla yiğitlerin düştüğünü ben görmeyeyim. Bak bak, yok fetih müyesser değilse benim canımı al, yine bu durumu görmeyeyim. Bir baktı kurşularda filan dalgalanıyor. Allah Teala Cibali Baba'nın ruhunu kabz etti. Hani köyde böyle fitne fücür bir kadın varmış. Bir de işte mensup biri deli görüyor millet. Öyle kendi kendine dolaşırmış. Kim ne ederse kendine, gider kendi kendine. Lan kadın da canı sıkılmış lan, nasıl demiş. Kendi kendine diyorum. Ben sana bir tane göstereyim bakayım nasıl oluyormuş. Ne demiş, bir zehirleyim de nasıl kendime diyorum bakalım. Çörek yapmış böyle taze, içine de zehir koymuş. İşte çağırıyor, adı ne? Mehmet olsun. Mehmet diyor, aç mısın diyor, acım baba diyor. Al diyor sana taze çörek yaptım, Allah razı olsun diyor bakalım. Sevinerek gidiyor. Köyün alt başında çeşme varmış, hani kuru çörek. Suya diyor batırarak yiyeyim, hani yavan gitmesin. Tam yiyecek, soluk soluğa biri geliyor, genç bir delikanlı. Selam aleyküm, aleyküm selam. Hemen o mensup diyor ki herhalde uzun yoldan geliyorum diyor. He diyor uzun yoldan, karnın aç mı diyor, aç diyor. Al diyor sıcak çörek, daha yeni verdilerdi. Delikanlı üç tane çöreği yiyor. Biraz sonra evine varıyor. Ama birden hastalanıyor, anasının kucağına düşüyor. O kadının askerdeki oğluymuş. Bak hele tezkereye geliyor. O deliyi öldüreyim diye yaptığı çöreği yedi. Oğlan kucağına düşünce, oğlum ne oldu sana? Bilmiyorum ana diyor. Çeşmenin başında bir deli vardı. Elinde de sıcak çörekleri vardı. Aç mısın dedi, ben de acım dedim. O da kendi yemedi, bana ikram etti. Ben de onları yediydim. Eyvah diyor. Eliyle oğlunu zehirledi. Bir baktı, Deli Mehmet'in sesi yine oradan geliyor. Kim ne ederse kendine, ider kendi kendine. Etti mi? Onun için kendimize iyilik edelim. Hocam peygamberler arasında fark yokmuş. Hepsi Allah Celle Celaluhu'nun
peygamberidir. Yahudiler de Musa aleyhisselam çok yüce tuttukları gibi biz de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i diğer peygamberlerden yüce tutamazmışız. Fazilet yönünden diyorlar, açıklar mısınız? Bu da yanlış. Bu konuda iki tane ayet var. Bir ayette diyor ki biz onları işte peygamber olarak tayin ettik. Aralarında hiçbir fark yoktur. Ne bakımdan? Peygamberlik bakımından, yani nübüvvet. O da peygamber, o da peygamber. Bak başka bir ayette diyor ki bazılarını bazılarına üstün kıldık. Allah diyor. Nasıl fark yokmuş? Ha, örnek istiyor Bahadır Bey, değil mi? Bak, örnek vereyim size. İkisi de ayet. Musa aleyhisselam Allah-u Teala ile Tur Dağı'nda görüşürken öyle aşka geldi. Ya Rabbi cemalini bana göster diye. Değil mi? Dağa çıkarken de ne diyordu Allah-u Teala Musa aleyhisselama? Ya Musa, huzuruma gelirken narinlerini çıkar, ayakkabını çıkar da gel diyor, bak bak. Dikkatinizi çekerim. Musa aleyhisselam ya Rabbi cemalini bana göster deyince Allah-u Teala ne buyurdu? Ya Musa, sen beni asla göremezsin. Bak orada bir de tasavvufi bir mana var. Bak sen diyor, sen olduğun müddetçe beni göremezsin. Nasıl göreceğim? Ben olursam görürsün. İşte benlik duygusu var ya hani. Zamanla muridin biri şeyin kapını çalıyor. Kim o diyor? Benim sultanım diyor. Evladım burada bir ben var diyor zaten. İkinci benle yer yok. İçeri almıyor. Murid gidiyor bir sene sonra uyanıyor işe. Yine geldi diyor şeyinin kapısını çaldı. Kim o dedi diyor şeyi. Sensin sultanım dedi diyor. Benim demiyor bak, sensin. Aa, o zaman buyur gel dedi diyor. Bir tane ben zaten yer var. Bak. Bırak cemalini, nurunun aksine bile tahammül edemedi. Daha paramparça oldu. Musa aleyhisselam da düştü, bayıldı. Gelelim Efendimiz'e. Değil mi? O tüm peygamberlerin sonuncusu ama hepsinin sultanı. Adem aleyhisselam Allah-u Teala ne dedi? Senin de yaratılış sebebin o diyor. Olmasaydı seni de yaratmayacaktım. Efendimiz'e ne dedi? Miraca çıkarken, ey Habibim, ayakkabılarını çıkarma huzuruma gelirken, ayağın tozuyla arşım şereflensin diyor. Elhamdülillah. Hamdolsun Abdülhamid'in dedi. Hadi bakalım, birinin ayakkabını çıkar diyor, birine de ayakkabının tozuyla arşım şereflensin diyor. Hangisi üstün? O Yahudilerin ondan büyük yok diye, tamam, Allah'ın peygamberi, hürmetimiz çok, inancımız da var elhamdülillah. Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam değil mi? Allah-u Teala ne diye yalvardı? Bırak Efendimiz'i onun ümmetinden biri olmak için peygamberliğinden feragat etmek istedi. İki tane ayet var yani. Atıyorum değil mi, bir dairede bir sürü devlet memuru var değil mi? Memur olarak aralarında bir fark var mı Mehmet? Hepsi de devlet memuru. Ama bak işlerinden biri müdür, biri müdür yardımcısı. Bunların hepsi aynı diyebilir mi? Diyemem. Diyorlar. Var mı öyle? İsimler. İl ne der derdine? Uğraşmayın. İl ne derse desin. Allah ve Resulü ne diyor bizim için? Biz ona bakarım. Ne yapacaksın ili? İl der. İlin seni sevse koyacak cenneti mi var? Sana kız
satacak cehenneme mi var? Cennetinle cehennemin de sahibi Allah-u Teala. Biz onu razı etmeye bakalım. Ne yapacaksın? Biz ilinen yatıyor, ilinen kalkıyor. Bakalım, görüyor musun? İl nedir? İlinen tavşan avına gidilir. Ne yapacaksın? Onda biz hava gitmiyor. O zaman sorun yok. Televizyonda yayınlanmış. Bu Şakiler elimi öpen cennete girecek diyor. Açıklık getirir misiniz demiş. El öpmeyle cennete girilmez işte. Demin açıkladık. Bir sultana bağlanıp onun ardında Allah'a kul olmanın derdine düşersen inşallah cennete giren yani. Olayları saptırmayalım öyle. Efendim, Allah bütün canlıların rızkına kefil iken Afrika'da açlıktan ölen çocukların hikmeti nedir demiş. Elhamdülillah, onun ömrü o kadarmış. Açlıktan gözüküyor da işte rızkı kesilmiş. Öyle vahşi, boş boş yaşıyor. İşte Suudi Arabistan örnek verdim ya, bakın şu kadar Allah su gibi petrol vermiş. Yarın bitti o petrol, ne yapacağım? Bak aradan kaç yüzyıl geçti. Petrol şey yapalım bak, Abdülhamit Han'ın zamanından. Değil mi? En az 100 yıl olmuş. Su gibi petrol çıkıyor. Ne bir tane fabrika kurmuşlar, ne bir tane bir işletmeleri var. Ne işte atıyorum, şunu yapıyorum, her şeyi hazır alıyor. Bak hele üzüm bile Fransa'dan geliyor. Yaş üzüm. Kâbi. Ondan sonra Müslümanlık bizi geri koydu. Lan ne geri koydu? Eskiden nasıl İslam alimleri vardı? Avrupa'da hala onların, değil mi? Dersleri okutuluyor. İbn Sina'nın, bir sürü daha matematik alimleri var, Ali Kuşçu'nun. Bak mikrobu Pasteur buldu diye gavur her şeye sahip çıkıyor. Mikrobu bulan Akşemseddin. Hiçbir şeyimize biz sahip çıkamıyor. İşte Antep baklavasına bile şimdi Yunanistan sahip çıkıyor. Yani onun gibi. Adam biri gece yol ormana düşmüş, kormuş, haşerattan bir ağacın üstüne çıkmış. Lan bir baktı diyor, ağacın altında hasta bir tilki, zor hareket ediyor. Sabah konuşunca bir baktı diyor, bir aslan, böyle geyik avlamış. Sürükleye sürükleye ağacın altına getirdi diyor. Yiyeceğini yedi, karnı doydu, kalanı bıraktı gitti diyor. Tilki de yattığı yerden karnını doyurdu diyor kalanla. Bak hele Allah yaralı tilkinin rızkını aslanın elinden gönderiyor. Kuşlar diyor sabahları aç karnına yuvalarından uçar, dok olarak yuvalarına döner. Ağacın kovuğunda kör bir yılanın bir kimse bir kuşun ağzında getirdiği yiyeceği yılanın ağzına koyduğunu görüyor. Şuna bak hele. Ağacın kovuğundaki yılanın rızkını Rabbim kuşun elinden bak nasip veriyor. Bizde o teslimiyet olsa değil mi, gelirken öyle Diyanet'in radyosunu açmıştım da ayetlerin manasını veriyor. Bak, Yahudiler Allah-u Teala bıldırcın eti diyor, helva verdik. Mercimek yok mu, sarımsak yok mu diyeyim bakın. Yani elinde her cennetten geliyor. Bir rızık derdin yok. Azgınlıklarından Allah elindekilerini de aldı diyor. Mesela İsa Aleyhisselam'ın kavmine de öyle. Bıldırcın eti indirdi Allah-u Teala.
ise ertesi gün için ayırmasın, karnını doyursun. Ben her gün onların rızkını indireceğim. İşte kullar böyle, Allah muhafaza. Tıka basa yediler diyor, ondan sonra yağlıklarını çıkarıp hani mendillerini, ertesi güne bıldırcın sakladılar diyor. Allah-u Teala da göndermedi. Efendimiz diyor ki, biz diyor gerçek bir teslimiyetle Allah-u Teala'ya teslim olsaydık, böyle rızık derdine düşmezdiniz diyor. Hepinizin rızkını Allah cennetten göndereceğiydi. Fakat görüyor musun? Peygamberin, Rabbinin sözüne itimat etmiyor, hala saklıyor. Allah ellerinden aldı işte maalesef. Sultanım, Müslüman olanlar hep kardeş, İslam tektir. Nakşibendi, Süleymancı, Nurcu, bu ayrımlar neden var, açıklar mısınız demiş. Bizde bir de böyle hastalık var. Nakşibendilik, Nurculuk, Süleymancılık din değil. İslam bir tane. Bismillahirrahmanirrahim. İnned din indallahil İslam. Ali İmran suresi 19. ayet. Allah'ın indinde din İslam'dır diyor. Bunlar çeşitli isim altında, işte Süleyman Efendi Hazretleri'nin bir sürü talebesi olmuş, atıyorum. Şu kim diyor, biri soruyor, Süleymancı diyor. Yani Süleymancı'nın mana Süleyman Efendi'nin talebesi. İşte bu da Nakşibendilerden, bu Kadiri, bu Nurcu. Bunlar bir din değil ki. Değil mi şimdi, herkesin ismi Ahmet, Mehmet olsa kimi nasıl ayırt edecek? Şimdi herkesin ismi Farlı diye hepimiz ayrı bir dinden misiniz? Hani bunun gibi bir şey. Cemaatler hepsi de Allah yolunda. Ha şimdi bir sürü sapıklar çıkıyor. İşte Süleymancılara kafir diyor. Nurculara narcı diyor. Allah muhafaza. Çok tehlikeli sözler. Veya biri çıkıyor, biz Furkan-ı Naciye diyor. Bize geldiniz geldiniz, gelmediniz yandınız. Vay anasını. Ehl-i sünnet ve cemaat Allah yolunda tüm cemaatler Furkan-ı Naciye'dir. Öyle Furkan-ı Naciye üç kişiye mahsus bir şey değil ki Allah yolunda insanlar. Öyle ayrımcılık çok kötü, Allah muhafaza. Bak Bediüzzaman Hazretleri konuda ne güzel uyurmuş. Uyarmış insanları. Mesela benim şeyhim en güzel şeyh diyebilirsin diyor. Fakat tek şey benim şeyhim diyemezsin. Bir sürü Allah dostu var. Hani onu sevebilirim zaten. Sevmesen arkasından gitmem. Allah muhafaza, çok tehlikeli bunlar. Efendim, ilmi siyaset nedir? Nasıl yapılır? Sevgililer günü sıklıkla soruluyor, İslamiyet'te yeri var mıdır, kutlamak caiz midir diyor. Sevdiğine bir gün ayırmak caiz değildir. Seven sevdiğini ömür boyu sever, dünyada, ahirette de sever. Orada da şimdi biz burada bir lazım diyelim ki, esas orada lazımsın. Anneler günü, babalar günü. Bir gün babalar günü, 364 gün tam gaz cennete, Allah aşkına rast edesin. Olur mu öyle? Bunlar bizim cennet sebebimiz. İyi, 365 gün sevdiğimi hatırlama, 14 Şubat'ta uyduruk bir hediyeyle. Bunlar hep gavur icadı, israfı artırmak için. Sevgililer gününde Allah-u Alem 14 milyar mı diyordu, kaç milyar alışveriş yapılıyormuş, şuna bak sen. İşte Müslümanları israfa götürüyor. Sevdiğimi bir güne sıkıştırdım. Ondan sonra Allah selamet versin. Olur mu öyle şey? Öyle bir şey yok. İlmi
siyaset nedir? Bir mübarekten okuduğum hatırayı aktarıyorum. Mübarek zatın hani talebeleri varmış, bir tane de öyle güzel ilim sahibi yetişmiş talebesi. Diyor ki, sultanım diyor, müsaade edersem ben artık gideyim, memleketine gidecek. Öğreneceğimi öğrendim diyor, elhamdülillah, alim oldum. Evladım diyor, biraz daha kal da sana ilmi siyaseti öğreteyim diyor. Aman hocam diyor, benim ilmi siyasetine ne işim olur? Öğrendiklerim bana yeter. Ya gidiyor, giderken memleketine işte bir yorun koya düşmüş cuma günü. Ben uğrayayım şurada, cumamı kılayım diyor. Yani hoca da vaaz ediyor benim gibi kürsüde. Yani bu da ilim sahibi ya. Adam hiç yalan yanlış öyle öfürüyor. Ey cemaat dedi diyor. Dayanamıyor şimdi ilim sahibi ya. Hocamız külli yalan söylüyor, sizi kandırıyor dedi diyor. Vay! Sen bizim hocamıza nasıl öyle dedin? Cemaat bir hücum etti diyor. Ağzını burnunu kırdılar, rajat ettiler. Ule, ben bari doğruyu söyledim. Ben diyor diyordular, lan bu nasıl iş? Gerisin geri dönüyor. Bak üstadın bu konuda ne güzel sözü var. Her yerde hakkı söylemek senin hakkın değildir. Hakkı zalimin yanında savunmak hakka zulümdür. Değil mi? İnansız birinin yanında öyle şeyini anlatıyorsun koyar kendi çapında. Değil mi Mustafa? O da sen dedikçe inkar ediyor. Ne anlatıyorsun adama bakar, küfrüne sebep oluyorsun. Bak ne güzel diyor. Hakkı zalimin yanında savunmak hakka zulümdür. Seslenmesen sorun yok. Anlayacak birini anlat. Ne vardın kazmaya? Ne anlasın tasavvuftan? Değil mi? Hatırlıyor musun Almer'in önünde kitap tanıtımı yapıyordum? Hocamın kitabı aldım. Öyle adama zorluyor şimdi Mustafa. Bu diyor, ne kitabı dedi. Adam ben yaşlarda biri. Tasavvuf kitabı. Hocam diyor, oku diyor. Tasavvuf niye ola ki diyor. Hadi buyur. Ha şu adama kitabı ne eder diyor mu? Tasavvuf niye ola ki diyor. Okusa ne öğrenecek? Hatırladın mı? Zeki Mustafa da benim gibi. Örnek, örnek. Hani hocasına geldi diyor. Sultanım vaziyet böyle böyle. Sen şu ilmi siyaseti bana bir tane öğret. Ya. Ne kadar kaldı gari Allah biliyor. İlmi siyaseti öğrendi diyor. Tabi aradan aylar geçti. Köylü onu unuttu. Tanıyamadım. Yine aynı köyden geçiyor, mecbur eve gidecek ya. Yine diyor cumaya denk geldi. Vardı hoca, aynı hoca. Yine üfürüyor öyle. Ey cemaat dedi diyor. Şu hocamız öyle mübarek biri ki saçından sakalından bir tel alan cenneti garantiledi dedi diyor. Vay! 5 dakikada hoca yolunmuş tavuğa döndü diyor. Ne saç kaldı ne sakal. İlmi siyaseti görüyor musun? Öbüründe doğruyu söylediydi. Bir ton sopaydı. Bak. İlmi siyaset bu yani. Nerede kullanacaksanız bilmiyorum da. Sultanım bu yolda nefsin yeri neresidir diyor. Vallahi nefis tehlike. Şeytandan bile tehlikeli. Değil mi? Şeytan Ramazan'da Efendimiz'in müjdesi var. Şeytanlar bağlanıyor diye. Sen adam bakıyorsun yine Ramazan'da orucunu yiyor, içki içiyor, zina ediyor. Yani hocam şeytan bağlandıydı lan. Şeytan bağlandı da nefsin bağlı değil ki. O içeride cırıt atıyor. Öyle mi hocam? Nefis şeytandan daha tehlikeli. Değil mi? Allah-u Teala nefsi yarattı diyor. Huzuruna getirdiler. Ben kimim dedi diyor. Sen sensin, ben benim dedi diyor. Sen benim Rabbimsin demedi nefis. Bak. Çok tehlike. 1000 yıl ateşe atım dedi diyor. Bak hani 1000 yıl cehennemde getirdiler. Ben kimim dedi diyor Allah-u Teala. Sen sensin, ben benim dedi diyor. 1000 yılda cehennem bir ateşten ibaret değil. Bir de öyle soğuk tarafı var diyor, böyle dondurucu. Oraya attılar, 1000
sene dondu orada. Çözdüler, getirdiler. Ben kimim diyor Allah-u Teala. Sen sensin, ben benim diyor. Vay anasını. Bunu dedi aç bırakın dedi Allah-u Teala. Bak şimdi açlık önemli değil mi Efendimiz? Bak bekarlara tavsiyesi. Evlenemiyorsanız oruç tutun diyor. Hani nefsinizi zapt etmenin en güzel yolu oruç. Gönlün zayıflayınca günahlara bulaşmazsın. Aç bırakınca diyor ki Allah'ın huzuruna getirdiler. Allah Teala buyurdu ki ben kimim dedi, sen benim Rabbimsin dedi. Bak açlık öyle. Nefsi terbiye edecek tek şey. Bir de işte hakiki bir mürşid-i kamile bağlanırsan kendi kendine bu iş olmaz. O senin nefsinin boynuna nasıl basacağını sana öğretir elhamdülillah. Zaten ona muhabbetine yoluna devam ettin miydi? Onun boyasına boyanıyor. Nefis niye ola ki? Ne yapacaksın işte? Cahilleri azın atabilmiş gibi Allah muhafaza. Nerede atacağı belli olmaz. Rabbim öyle nefsine uyanlardan eylemesin. Yine öyle bir garantimiz yok da. Kim ne yapabilir? Çok tehlike. Bak gelirken yine aynı Belam bin Bavra'dan bahsediyordu. Allah muhafaza bak. İsmi Azam'a vakıf evliya iken bak kafir oldu. Evliyanın bile bir garantisi yok. Sadece peygamberler, onların da ismet sıfatı var. Yani en ufak bir yanılgıda hata yapmazlar da günah işlemezler. Hemen Allah-u Teala müdahale ediyor Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla. Ona öyle bir ayak kayması gibi, ne diyorduk ona? Zelle. Böyle günah da dinmez yani. Fakat evliya da olsam, bak bir de Süleyman Aleyhisselam'ın yanındaki Asaf'a bak. O da nasıl günahkar biriymiş. Yıllarca işlemediği günah yok. Ben diyor hiç evlat olmam diyor. Bak Allah-u Teala da bir anda onu İsmi Azam'a vakıf evliyalarından etti. Hani demin dedim ya bak ne güzel. Ben evlat olmam işte şöyleyim. Sakın ha. Bak ben neymişim abi diyeni de tebessüslü dikti köpeğe. Dili köpek dili gibi sarttı. Arap suresi 175-176. ayet bak varın bakın meali. Bak Asaf da değil mi? Süleyman Aleyhisselam Belkıs'ın tahtını kim getirir dedi. Oradan bir ifrit dedi ki cin taybesinden. Sen dedi yerinden kalkmadan ben tahtı getiririm huzuruma dedi. Bak Asaf ne dedi? Sen gözün açıp kapıya ne kadar dirken Süleyman Aleyhisselam bir baktı taht yanında. Hayatta ben Allah affetmez diyecek kadar günahı olan birinin de geldiği yere bak elhamdülillah. Ümit var olalım inşallah. Rabbim sonsuz kudret sahibi. Sultanım ruhumuzun olgunluk seviyesini hangi durumlarda anlayabiliriz diyor. Bunu ancak musibetler karşısında anlayabiliriz. Değil mi Allah Teala ne buyuruyor? Siz benden razı olun, ben de sizden razı olayım diyor. En ufak şeyde toplarsam, öyle mi hocam? Bakın adam yavrusu şehit oluyor, şehitliğin şuurunda der. Veryadını öbür mahalleden duyuyorlar. Allah diyor bizi yaktı, başkasını yakmasın diyor. Bakın. Vay beyinsiz. Yarın bizim üzere öleceğim. Cennete mi, cehenneme mi gideceğin de belli değil. Bir şehit ailesinden 70 kişiye şefaat eder diyor. Sessizce ağla. Ağlanır tabi evladım da. Bak hele biz yandık başkası yanmasın diyor. Şuursuz. Şehitsiz vatan olur mu? Değil mi Ertuğrul ne diyor? Bu şehitler bizim burayı vatan yapıyor.
milletten vatan oluyor mu? Bak Anadolu'da bin yıldır elhamdülillah şehadet mertebesi peygamberden sonraki bir makam. Ne şeref. Nefsime diyorum Allah cümlemize nasip etsin. Ha, illa orada o cihadın son rütbesi diyor. Cephede kurşunla şehit olunmaz. Canı gönülden onu arz ediyorsan ayağı yatağında diyor ayağını çekerek vefat etsen Allah şehitlik rütbesiyle yanlarır seni diyor. Elhamdülillah. Şehitliğin bir sürü mertebeleri var. Mesela tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştı. Atıyormuş da kansere yakalanmış. Bir sürü çekiyor vefat. O şehittir diyor.